auramızı nasıl güçlendireceğiz onu özellikle soracağız sevgili izleyenler. Aura nasıl güçlendirilir? Hakikaten bu çok önemli. Batı'da da bu aura kullanılıyor. Fakat bizdeki Ahmet Marenki hocam, Elmas Marenki hocamızın bakış açısıyla acaba nasıl bir koruma boyutuna geçebiliriz? Bence bunu da konuşacağız. Elmas hocam, sağlıklı çocuk. Hocam yani hakikaten çok önemli bir noktaya değindi. O zaman sağlıklı çocuk doğurmak lazım. Nasıl olmalı? Bir kere yani, anne baba çok sağlıklı olmalı. Yediği içtiği gıdalar mesela çok önemli. Burada bunlar böyle olmadığı takdirde hakikaten o doğan çocuklar bile şu anda hastalıklı doğuyor biliyorsunuz. Yani şimdi o zaman ben mesela çok dikkat ederdim. Çocuklara mesela bir şey yedireceğim zaman ney bu acaba? Hani neyi alıp da çocuğa yedirmem lazım? Mesela daha küçük, yeni doğduktan sonra ben meyve yedirirdim. Meyve suyundan şey yapardım. Tek damlayla başlardım. Çocuğumu böyle şey yapardım ki hastalanmasın yeni diye. Yeni doğmuş çocuktan bahsediyoruz. Tabii yeni doğmuş çocuktan. Yani aslında, mesela ben yediğim şeylere de çok dikkat ederdim. Şimdi mesela çok dikkat etmiyor. Ne canı istiyorsa onu yiyor insanlar, kadınlar yani. Ondan sonra da çocukta problemler oluyor. Yani çocuğun mesela ilerleyen yaşlarda damak problemi oluyor. Ben işte ıspanağı sevmiyorum, ben pırasayı sevmiyorum, ben elmayı sevmiyorum örneğin. Yani biz aslında çocuğa o dildeki kuvvetleri, tat alma noktalarını biz o sizin ifade ettiğiniz o bir damlalarla alıştırmamışız. Evet. Bir damla, ikinci gün iki damla böyle yapıyordum ben çocuklarıma. Evet. Ve çok da sağlıklı çocuklar. Mesela 8 aydan sonra mesela çocuklarım konuşmaya başlardı. Maşallah. Böyleydi. Babasını şey yapardı, babasının geldiği anda hemen daha yürümeye şey yapmıyor, şeyle o aletle gidiyordu hemen babam geldi diye. Adet geldi diye böyle şey yapardı benim çocuklarım. Yani çocuklar. Ahmet'i adet tam kelime şey yapamıyordu. Öyle yani daha tam konuşmayı bilmiyor ama babasını biliyor orada ve babasını devamlı kapıda dururlardı babam ne zaman gelecek diye. Böyleydi. Mesela yemek yerken de biraz şey olduğunda mesela ne yapardım? Şeylerin neydi? Küçük şeyler vardı ya. Her neyse. Neyse. Evet. Mesela onlara beyin yedirirdim. Evet. 9 aydan sonra beyin yedirirdim. Ben çünkü onu şeyde kitaptan okumuştum. Ondan sonra mutlaka haftada 2 gün yedirirdim onu. Ki hafızası çok güzel olsun diye çocuğumun. Evet. Ve hakikaten de çocuklarım çok zekiydi yani. Yani biz o zaman çocuklarımızı nasıl beslememiz gerektiğini bilmiyoruz. Evet. Biraz büyüdükten sonra da mesela yemezdi bazı sebzeleri yemeyeyim diye şey. Kızım bak diyordum. Bunu yemezsen büyümeyeceksin. Mutlaka hasta olacaksın. Yapma. Bunu yemen lazım. Bak bu vitamin var, şu vitamin var. Hep onları söylerdim, öğretirdim çocuklarıma. Yani siz anlatınca çocuk nasıl karşılıyordu Elmas hocam? Ha anne peki onu yemezsem ne oluyor? Kızım hasta olacaksın onu yemezsen. Olmaz diyordum bak büyümeyeceksin diyordum. Öyle. Aslında anne ve annenin bu şekilde çocukla ilgilenmesi iletişimini de arttırıyor. Tabii. Bağlılıklarını da arttırıyor. Değil mi? Normalde evet. Çocuk işte 4 yaş arası anneye bağımlıdır. Evet. Fakat daha sonra eğer iletişim güçlü değilse, anne konuşamıyorsa, muhabbet edemiyorsa, sohbet edemiyorsa, hikmetini anlatamıyorsa bu sefer o yani bağımlılık o duygusu oluşmuyor.